Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü inceleme konuğumuz Türkiye'ye geldi mi, gelecek mi diye sorarken sonunda raflardaki yerini alan Huawei'nin amiral gemisi modeli Mate 30 Pro. Huawei geçtiğimiz yıl özel bir etkinlikte Mate 30 Pro modelini tanıtmıştı. Fakat bu modelin ülkemize gelmesi hayli gecikmeli oldu. Biliyorsunuz Mate 30 Pro belki de Huawei'nin en şanssız amiral gemisi modeliydi. Çünkü Google bu modele servislerini koymadı. Yani bu telefonu aldığınızda içerisinde Google'a ait herhangi bir servis yer almıyor. Tabii burada şunu belirtmek lazım. Hani yanlış anlaşılma olmasın. Bu telefonda Android sürümü yüklü. Fakat Google'ın servisleri yok. Nedir Google'ın servisleri? İşte atıyorum telefonu ilk aldığınızda içerisinde Play Store bulunmuyor. Peki Google Play Store yoksa ben uygulama nasıl yükleyeceğim diye bir soru işareti gelebilir aklınıza. Onları incelememizde detaylı olarak size anlatacağız. Hatta bazı yöntemler var. Bu yöntemleri çektiğimiz videolar da var. Sizi o videoya da yönlendireceğiz. Bunun haricinde YouTube, işte Google Fotoğraflar gibi servisler de mevcut değil. Fakat Google Play Store'u indirdikten sonra zaten bunları basit bir şekilde edinebiliyorsunuz. Dilerseniz incelememize ilk olarak telefonun tasarımıyla başlayalım. Çünkü Mate 30 Pro'da gayet karakteristik bir tasarım var. Ne demek karakteristik? Yani telefona özel bir tasarım söz konusu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi zaten 2019'dan itibaren çentikli telefonlar yaygınlaşmıştı. Fakat genel itibariyle damla çentikli tasarım çizgisi tercih ediliyordu. Huawei 2018'de çıkarttığı Mate 20 Pro modelinde hatırlayacağınız üzere biraz daha geniş bir çentik kullanmıştı. Aynı Apple'ın kullandığı gibi. Bunun sebebi derinlemesine bir yüz algılama, yani 3D 3 boyutlu yüz algılama özelliğini kullanmasıydı. Aynı şekilde 2019'un sonlarına doğru tanıtılan Mate 30 Pro'da da geniş bir çentik söz konusu arkadaşlar. Bu çentiğe baktığınızda 3 tane kamera varmış gibi görüyorsunuz. Fakat bu çentik aslında temel görevi sizin yüzünüzü derinlemesine olarak algılaması, ki karanlıkta bile yüzünüzü rahat bir şekilde algılayıp tuş kilidini açabiliyor. Tasarım olarak değinecek olursak iki tarafta da kavisli ekranlar söz konusu. Biliyorsunuz bu tasarımı benzeri 2018'de çıkan Mate 20 Pro modelinde de kullanılmıştı. Fakat Mate 20 Pro'da bu kadar keskin bir kavis söz konusu değildi. Bunda ekran en köşelere kadar iniyor. Huawei bu anlamda önemli bir tasarım çizgisine imza atmış diyebiliriz arkadaşlar. Telefonun arka tarafına geçtiğimizde ise bir daire içerisinde konumlandırılmış olan dörtlü ana kamerayı görüyoruz. Hemen sol tarafta ise flaş ışıklarımız bulunuyor. Genel olarak biliyorsunuz kameralar ya sağda konumlandırılıyordu ya da solda konumlandırılıyordu. Fakat Huawei kendisine ait bir tasarım dili kullanmış burada ve telefonun orta kısmında daire şeklinde konumlandırmış. Genel olarak bakacak olursak Huawei Mate 30 Pro telefonu şöyle masaya koyduğunuzda gayet dikkat çeken şık tasarıma sahip bir telefon. Tabii ki bu tasarım çizgisinin bazı handikapları yok mu? Var. Nedir o handikaplar? Telefonu tam anlamıyla korumanız çok zor. Telefonu kutudan çıkarttığınızda içerisinden şu şekilde sert plastik bir kılıf çıkıyor. Fakat bu kılıfta bile yan taraflar gördüğü gibi açık bir şekilde bırakılmış. Dolayısıyla bu telefonu kılıflı olarak kullansanız dahi yere düşürdüğünüz anda şu yan kısımların kırılması, çatlaması çok kolay olacaktır. Bu telefonu tercih edenlerin gayet dikkatli bir şekilde kullanması gerekiyor. Aksi takdirde ekranın kırılması, çatlaması çok basit diyebiliriz. Bir diğer önemli nokta ise kavisli ekran olduğu için bunu her telefoncuda gidip bir ekran koruyucu almanız, ekran koruyucu bulmanız çok da mümkün değil. Ayrıyeten bulduğunuz ekran koruyucuların bu kenarları korumama ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla sizin bu telefonu kullanırken çok 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 dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bir ekran değişimi bunun o kadar da ucuz değil. Çünkü kaliteli bir ekran kullanılmış, kavisli bir ekran kullanılmış. Dolayısıyla bu ekranı değiştirmeye kalktığınızda hayli yüklü miktarda bir ücret ödemeniz gerekiyor ki şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mate 30 Pro'nun ekran değişimi hemen hemen orta segmentte bir telefon parası ediyor. Telefonun teknik özelliklerine geçmeden önce bu tasarım çizgisiyle ilgili birkaç ufak detaydan sizlere bahsetmek istiyorum. Mate 30 Pro'da ses açıp kapatma tuşu bulunmuyor. Yani sadece
telefonun sağ tarafında bir power butonu yerleştirilmiş ve bu power butonun haricinde ne sağda ne de solda herhangi bir tuş yok. Bu bazı soruları da beraberinde getiriyor. Örneğin sesini nasıl açıp kısayacağım ya da işte ekran görüntüsü nasıl alacağım? Biliyorsunuz Android telefonlarda genel itibariyle ses kısma tuşuyla power tuşuna aynı anda bastığımız zaman ekran görüntüsü alabiliyorduk. Fakat Mate 30 Pro'da ses açıp kapatma tuşu olmadığı için ekran görüntüsü alma olayı da farklı bir şekilde yapılıyor. İlk olarak ses açıp kısmaya gelelim. Ses açıp kısmak için telefonun sağ tarafına ya da sol tarafına iki kere tıklatmanız yeterli oluyor. İki kere tıklattığınız zaman ses baremi çıkıyor ve buradan rahat bir şekilde sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Fakat burada şunu belirtmem lazım arkadaşlar. Gerek Instagram'da video izlerken, gerek YouTube'da video izlerken bastığınız zaman direkt her zaman ses gelmiyor. Örneğin bu benim çok başıma geldi. Özellikle Instagram'da hani videonun sesi çıkıyor, basıyorum kısmak için iki kere basıyorum. Oraya ses ikonu gelmiyor. Ancak ikinci, üçüncü denememden sonra geliyor. Tabii bazen ilk denemede geliyor fakat dediğim gibi zaman zaman 2-3 kere denemenize karşın burada ses ikonu gelmiyor. Bu da videolarda ki özellikle bazı videolarda bize sorun oluşturabiliyor. Bir diğer konu ise dediğim gibi ekran görüntüsü alma. Huawei bu ekran görüntüsü alma olayına farklı yorumlar getirmiş. Ayarlarda bazı modüller var. Bunları açarsanız örneğin şöyle parmağınıza tıklattığınız zaman ekran görüntüsü alabiliyor. Ya da elinizi şöyle tuttuğunuz zaman telefonun üst kısmında el işareti çıkıyor ve şöyle kapattığınız zaman elinizi ekran görüntüsü alıyor. Bunun haricinde dokunmadan bazı kontroller yapmak da mümkün. Örneğin bir sayfa açtınız ve bu sayfada aşağı yukarı gitmek istiyorsunuz. Elinizi şöyle yaptığınız zaman yine yukarıda el işareti çıkıyor. Şöyle aşağıya doğru bir hareket yaptığınız zaman sayfa aşağıya doğru akıyor. Aynı şekilde elinizi bu şekilde tuttuğunuzda da yine ekranda bir ters el işareti çıkıyor. Şöyle yukarı doğru yaptığınızda da elinizi sayfa yukarı doğru akıyor. Parmak işaretleriyle yapabildiğimiz bir diğer önemli durum ise ekranı ikiye bölme. Yani aynı ekranda birden fazla uygulama kullanma. Bu arada ben elimle böyle böyle anlatırken şu anda 4-5 tane ekran görüntüsü aldı kendi kendine. Onu da size dipnot olarak belirteyim. Şimdi parmağınızı şu şekilde yapıp telefonun ortasından bir çizgi çizerseniz bu sefer de uygulamayı ne yapıyor? İki ekrana bölüyor. Yani yukarıdaki ekranda farklı bir uygulama açabiliyorsunuz. Aşağıdaki ekranda da mevcut uygulamanızı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Huawei tuş bulunmadığı için telefonda bu tarz çözümler getirmiş. Aynı zamanda alt kısımda da klasik Android modellerinden alışık olduğumuz o ikonlar çıkmıyor. Onun yerine de iOS'tekine benzer bir çözüm getirilmiş. Parmağın uygulamadan çıkmak için aşağıdan yukarı doğru kaydırdığınız zaman uygulamadan çıkıyor. Ya da işte bir önceki sayfaya dönmek istediğiniz zaman telefonun solundan sağına doğru çekmeniz yeterli oluyor gibi benzeri çözüm yolları üretilmiş. Biraz kullandıktan sonra gerçekten bu çözümlerin rahatlık verdiğini söylemek mümkün. Tabii az önce de belirttiğim üzere sadece ben ses açıp kısma konusunda biraz rahatsızlıklar yaşadım. Onun haricinde bu ekran görüntüsü alma olsun, video kaydı alma olsun, işte aynı ekranda iki uygulama çalıştırmak gibi faaliyetler olsun. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadığımı söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi Mate 30 Pro'nun teknik özelliklerinden biraz bahsedelim. Mate 30 Pro az önce de ifade ettiğim gibi Huawei'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı bir amiral gemisi modeli ve Kirin 990 ile gelmişti. Muhtemelen Huawei'nin önümüzdeki günlerde tanıtacağı P40 Pro ve P40 modelinde de yine Kirin 990 yonga seti kullanılacak. Yani bu yonga setinin şu an için gayet üst seviye ideal bir yonga seti olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda baktığımız zaman Mate 30 Pro'nun bizim performans olarak beklentilerimizi sonuna kadar karşıladığını söylemek de mümkün arkadaşlar. Nedir bu? Zaten günümüzde artık orta segment modellerde bile hani çalışmayan bir uygulama ya da oyun bulunmuyor. Dolayısıyla bugün Kirin 990'da da herhangi bir çalışmayan uygulama ya da oyun söz konusu değil. Zira indirdiğiniz hemen hemen tüm oyunları ki bugün telefonlarımızı en çok zorlayan oyunların PUBG ya da Call of Duty Mobile olduğunu biliyoruz. Bu oyunları en yüksek ayarlarda takılma, donma, kasma ve ısınma olmadan oynayabiliyoruz. Yani ben bunda yarım saat boyunca bir Call of Duty Mobile tecrübesi yaşadım. Ve bu tecrübe boyunca telefonda bir ısınma olmadı. Gerçi bu kapak takılıydı o arada. Plastik kapak ama bunu da yine ısıyı iletebileceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla herhangi bir ısınma, elimi rahatsız eden bir durum söz konusu değildi. Bu açıdan bakıldığında Mate 30 Pro'nun gayet başarılı ve performanslı bir telefon olduğunu söyleyebilirim.
Bunun haricinde internette gezinirken, Instagram'da gezinirken işte fotoğrafların yüklenme süreleri olsun, ekranın yanıt verme tepkisi olsun. Bunlarda herhangi bir sorun yaşamadım. Bu açıdan bakıldığı zaman teknik donanım açısından Mate 30 Pro'nun kullanıcısını memnun edeceğini söylemek mümkün. Bu arada RAM opsiyonuna da değinelim arkadaşlar. Mate 30 Pro'da 8 GB'lık RAM var. 128 GB ve 256 GB'lık da dahili depolama hafızasıyla geliyor telefon. Telefonda microSD desteği yok. Fakat biliyorsunuz Huawei'nin kendi çıkardığı nano memory gibi bir teknolojisi vardı. Daha küçük bir hafıza kartı. Bunu da isterseniz telefonun hafızasını 128 GB daha genişletebiliyorsunuz. Fakat 128 GB ya da 256 GB'ın kullanıcılar için yeterli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu detayları verdikten sonra şimdi dilerseniz yavaş yavaş telefonumuzun ekran özelliklerinden bahsetmeye başlayalım. İncelememizin başında da bahsettiğimiz üzere Mate 30 Pro'da gayet şık bir ekran var. 1176x2400 piksellik 6.53 inç boyutunda OLED ekran bulunuyor. Bu ekranın geçtiğimiz sene çıkan Mate 20 Pro'dan çözünürlük anlamında daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu bize çok bir şey kaybettiriyor mu diye soracak olursanız kesinlikle hayır. Yani telefonun ekranına baktığınızda gayet parlak bir görüntüyle karşı karşıyayız. Yani ekranın çözünürlüğünün Mate 20 Pro'dan düşük olduğunu hissetmiyorsunuz bile. Kaldı ki Mate 30 Pro ile Mate 20 Pro'yu yan yana koyduğunuz zaman bu model ben halef modelim diye her türlü kendini belli ediyor diyebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar Huawei'nin öve öve bitiremediği Mate 30 Pro'nun kamerasına. Biliyorsunuz kısa süre öncesine kadar Mate 30 Pro DxOMark listesinde zirvedeydi. Fakat Mi 10 Pro bir puanla Mate 30 Pro'yu geçmeyi başardı. Mate 30 Pro'nun arka tarafına baktığımız zaman az önce de belirttiğim üzere dörtlü bir ana kamerayla karşılaşıyoruz. Ne var burada? 40 megapiksellik f1.6 diyaframa sahip bir ana kameramız bulunuyor. Onun hemen yanında f2.4 diyaframda 8 megapiksellik telefoto kamera. Yine aşağı kısımda f1.8'lik 40 megapiksel ultra geniş kamera ve bir TOF 3D derinlik kameramız bulunuyor. Genel olarak kamera kullanımına baktığınız zaman zaten sayısal değerlerde de çok yüksek. Fakat Mate 30 Pro'nun fotoğraf çekim kalitesinin gerçekten muazzam olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle düşük ışıkta gerçekten çok kaliteli fotoğraflar çekmeniz mümkün. Telefonun kamerası gerçekten çok iyi ışık alıyor. Yani ufacık bir aydınlık bile olsa odada o ışığı alarak bütün nesnelere yansıtıyor ve sizin gözle bile göremediğiniz şeyleri fotoğrafta aydınlık bir şekilde çıkartabiliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Mate 30 Pro'nun gece çekim performansı açısından gerçekten çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hatta öyle ki bazı çektiğiniz fotoğraflarda gece olduğunu bile anlamıyorsunuz. Sanki böyle saat 5-6 gibi güneş batmaya başlarken çekmişsiniz gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Tabii bunun dezavantajı yok mu? Var. Belki hani gece olduğunu belli etmek istediğiniz bir fotoğraf çekmek istediğinizde Mate 30 Pro buna çok da imkan vermiyor. Çünkü ortamı aydınlatıyor. Öyle bir aydınlatıyor ki sanki o fotoğrafı gece değil de akşamüstü çekilmişsiniz gibi bir o hava çıkıyor ortaya arkadaşlar. Tabii bu eksi bir özellik değil. Aksine artı bir özellik. Zira bunu işte karartmaları falan ayarlardan düzenlemeniz mümkün. Eğer bir kamera size ışık veriyorsa bunu azaltmanız mümkündür arkadaşlar. Fakat bir kamera size az ışık veriyorsa, yani karanlık fotoğraflar çekiyorsa onları aydınlatmanız çok da mümkün olmuyor. Dolayısıyla Mate 30 Pro'nun fotoğraf performansı açısından gerçekten kaliteli işler ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz teknolojioku.com'da Mate 30 Pro ile çektiğimiz fotoğraflar vardı. Girip bu fotoğraflara tek tek bakabilirsiniz. Burada bizim işte kameranın zoom performansını ortaya koymuştuk. Gece çekim performanslarını ortaya çok koymuştuk. Full zoom'da nasıl, yarım zoom'da nasıl bunları ortaya koymuştuk. İşte portre modunda nasıl performans gösteriyor bunları göstermiştik sizlere. Dilerseniz oradan girip tek tek bütün fotoğraflara da göz atabilirsiniz. Fotoğraftan video kanadına geçtiğimizde ise yine başarılı bir performansla karşılaşıyoruz. 30-60 FPS'te 2K'lık videolar çekebiliyor. Ayrıca 1K çözünürlükte 120 FPS ve ağır çekim modunda da yine 1080p çözünürlüğe ulaşabiliyoruz. Bu gerçekten ana kamera için başarılı sayılabilecek veriler. Ön kameraya geçtiğimizde ise ön tarafta 32 megapiksellik
bir ana kameramız var ve onun yanında da TOF 3D kameramız bulunuyor arkadaşlar. Bu ön kamerayla da 1080p çözünürlükte 30 fps'te video kaydı gerçekleştirebiliyoruz. Mate 30 Pro ile ilgili değineceğimiz son şey ise telefonun batarya özellikleri. Mate 30 Pro'da 4500 mAh'lik bir batarya var ki bu ortalamanın üzerinde olan bir batarya. Takdir edersiniz ki bu bataryanın hızlı bir şekilde şarj olması önemli. Çünkü 4500 mAh'lik bir bataryayı normal bir adaptörle şarj etmeye kalksanız 3-4 saatiniz gidebilir. Dolayısıyla burada Huawei'nin bizlere ne gibi teknolojiler sunduğu önemli. Baktığımız zaman Mate 30 Pro kutudan 40 watt'lık hızlı şarj adaptörüyle geliyor. Dolayısıyla telefonu 1 saat gibi bir sürede tam şarja ulaştırabiliyorsunuz. Ya da yarım saat şarj ettiğinizde baktığınızda %50-%60 civarında bir şarj olduğunu görüyorsunuz telefonun. Ayrıyeten 27 watt'lık kablosuz şarj teknolojisini de destekliyor. Yani evinizde 27 watt'lık bir kablosuz şarj cihazı varsa bununla da Mate 30 Pro'yu hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Pek çok modelde olmayan ayrı bir özellikle daha geliyor Mate 30 Pro. O da reverse charge dediğimiz yani ters şarj özelliği arkadaşlar. Bu nedir? Bu telefonla kablosuz şarjı destekleyen herhangi bir telefonu şarj edebiliyorsunuz. Nedir? Örneğin elinizde iPhone X var diyelim. Bunu sırt sırta koyduğunuz zaman telefonları ne yapıyor? Mate 30 Pro iPhone X'i rahat bir şekilde şarj etmeye başlıyor. Elbette bu ne yapıyor? Telefonun kendi bataryasını bitiriyor. Dolayısıyla bu ters şarj özelliğini kullanırken kendi bataryanızın da hızlı bir şekilde azalacağını unutmamanızı öneririz. Son olarak değineceğimiz konu ise arkadaşlar telefonun yüz tanıma özelliği. Bu özellik gerçekten çok başarılı diyebilirim. Hani incelemenin başında da bahsettiğim üzere gece karanlıkta bile yüzünüzü tanıyarak telefon kilidini açabiliyor. Yani bere takmanız, işte sakal bırakmanız, gözlük takmanız gibi etkenler bile telefonun sizi tanımasına engel teşkil etmiyor. Ve hani tek kamerayla, tek ön kamerayla gelen telefonlarda bir olay var. Biliyorsunuz fotoğrafı gösterdiğinizde işte açılması gibi. Bu kesinlikle Mate 30 Pro'da söz konusu bile değil. Yani istediğiniz fotoğrafı gösterin, isterseniz 3 boyutlu bir fotoğraf gösterin ya da 3 boyutlu bir baskı gösterin. Onda bile telefon asla kilidini açmıyor. Yalnız biliyorsunuz bunda ekran altı parmak izi okuyucusu da var. Ekran altı parmak izi okuyucusunun yüz tanıma sistemi kadar hızlı olmadığını da belirtmem gerekiyor. Örneğin hani şöyle telefonu tuttuğunuzda yüz parmak izi okuyucusu da eğer tanımlıysa yüz tanıma çok daha hızlı bir şekilde kilidini açıyor. Ki bazen zaten parmak izi okuyucusu tam randımanla çalışmıyor. Basıyorsunuz basıyorsunuz açılmıyor. Dolayısıyla burada yüz tanımayı kullanmanız telefonun hızlı açılması açısından daha önemli diyebiliriz. Evet arkadaşlar Mate 30 Pro ile ilgili öne çıkan detayları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi gelelim bizler için en can alıcı noktaya. Ne bu? Tabii ki fiyat. Bildiğiniz gibi Mate 30 Pro ülkemize biraz gecikmeli olarak geldi. Çıkış fiyatı bir hayli pahalıydı fakat ülkemize gecikmeli olarak geldiği için fiyatı da biraz daha ucuzladı. Dolayısıyla şu aralar yeni çıkan amiral gemisi modelleri, işte Samsung'un modellerine bakıyorsunuz 10.000 istiyor, 11.000 istiyor hatta 14.000 istiyor Flip Z için. Apple'lar malum işte 11.000 liraya, 12.000 liraya iPhone 11 alıyorsunuz. Fakat Mate 30 Pro'nun fiyatı şu anda 7500 lira ile 8000 lira arasında. Yani yeni çıkan amiral gemisi modellerine baktığımız zaman son derece uygun bir skalada yer alıyor diyebiliriz. Tabii burada şunu da unutmamanız lazım arkadaşlar. Bu telefonda en başında da bahsettiğim üzere Google Play, Google servisleri, işte YouTube olsun, Google fotoğraflar olsun hiçbiri bulunmuyor. Şu soru aklınıza gelebilir. Google Play yoksa ben nasıl uygulama indireceğim? Bunun için bir video çekmiştik biz arkadaşlar. Dilerseniz onu yukarıdan link vereceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Orada sizlere Mate 30 Pro'ya ya da Google Play yüklü olmayan herhangi bir telefona bu servisi nasıl indireceğinizi adım adım anlattık. Dolayısıyla o adımları izledikten sonra telefonda Google Play kurulmuş oluyor. Google Play kurulduktan sonra zaten istediğiniz uygulamayı YouTube olsun, Google fotoğraflar olsun hiçbir sıkıntı çekmeden indirebiliyorsunuz. Ta ki ne zamana kadar? Google bu telefonu güncelleyene kadar. Yeni bir güncelleme geldiğinde arkadaşlar açıyorsunuz bakıyorsunuz sizin yüklediğiniz Google Play dolayısıyla Google servisleri tekrardan gitmiş. Ne yapıyorsunuz? Yeniden aynı adımları atıyorsunuz yani aynı yöntemleri uyguluyorsunuz. Tekrardan Google Play'i indiriyorsunuz. Peki ben bunlarla uğraşmak istemiyorsam uygulamayı nasıl indireceğim? Farklı yöntemler var mı? Tabii ki var. İnternetten istediğiniz APK dosyasını indirerek
telefonunuza yüklüyorsunuz. Zaten bu Android'in en genel özelliği. Tabii burada şöyle bir sıkıntı var. Eğer yüklediğiniz dosyada virüs varsa telefonunuzun virüs bulaşma ihtimali mevcut. Bu riskli bir yöntem. Dolayısıyla telefonda yer alan Huawei'nin kendi bir App Store'u var. Bu App Store'a girip burada bulunan uygulamaları yükleyip indirebilirsiniz. Bu App Store'un en büyük dezavantajı ise bütün uygulamaların yer almıyor oluşu. Dolayısıyla Google Play ile bu Huawei'nin kendi App Store arasında dağlar kadar fark var. Sizin için yine en iyi yöntem arkadaşlar, az önce bahsettiğimiz gibi çeşitli yollarla Google Play'i yüklemek olacaktır. Zaten bu çok zor bir yöntem değil. Toplasanız 3-4 dakika sürüyor ve bu 3-4 dakika sonunda Google Play'i telefonunuza yüklemiş oluyorsunuz. Evet, sizlere genel hatlarıyla Mate 30 Pro'dan bahsettik. Eğer telefonla ilgili, telefonun kullanımıyla ilgili kafanızda herhangi bir soru işareti oluştuysa bu videonun altında bizimle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de sizlere hemen cevaba dönüş yapmış olacağız arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.